Kızgın Kalahari güneşinin altında bir ölüm kalım düellosu. Rakipler, Afrika'nın çevik ve zarif antilopu, keseli ceylan. Ve karaların en hızlı yırtıcısı, cheetah. Bu sadece en hızlı olanın hayatta kaldığı ve diğerinin öldüğü ezeli bir rekabet. Bu düzeyde rekabet için sıkı beslenmelisiniz ve sizi destekleyecek bir aileniz olmalı. Rekabette güçlükler, kurnazca aldatmacalar ve tehlikeli sınavlar var. Bu dünyanın en muhteşem yarışlarından birinde sadece koşullara en uygun olanların hayatta kalıp rekabet etmesi demek. Güney Afrika'daki Kalahari gezegenin kumla kaplı en büyük bölgesinin bir parçası. Burada Kagalagadi sınır ötesi parkında çorak kum tepeleri yüzlerce kilometre boyunca uzanıyor. Koşullara dayanıklı sakinlerini her gün sınayan acımasız bir yer. Keseli ceylanın yarı boyundaki ova antilopu kum tepelerinin arasında ilerliyor. Birileri onu gözetliyor. Cheetah ne kadar şansının olduğunu hesaplıyor gibi görünüyor. 3 tane iri ve aç yavrusu var. Cheetahların dünyadaki bütün memelilerden daha hızlı koştuğu söylenir. Ama bu küçük antilop da hızlı ve çevik. Sonuç asla kestirilemiyor. Antilopun büyük ve hassas kulakları yırtıcılara karşı hassas ayarlı. Cheetah yine de avının birkaç metre yakınına kadar sokulup onu son bir atakla gafil avlamayı deneyecek. Bu küçük erkek ceylan çalılıkları avcunun içi gibi biliyor. Tepkileri çok hızlı ve rüzgar gibi koşuyor. Cheetah avına giden açık bir yol bulmak için çalılığın çevresinden dolaşıyor. Koşu için 4 uzun bacağı, denge sağlayan kuyruğu ve yay gibi işleyen omurgasıyla cheetah hız için yaratılmış. Ama antilop da süratli ve hızı çaresizliğinden geliyor. Kalahari çitalarının elinden kaçırdıkları av yakaladıklarından fazladır. Ama bu sefer zoru başarıyor. Kalahari çok çetin ve neredeyse hiç su olmayan bir ortam. Burada yaşayan hayvanlar aşırı sıcak ve aşırı soğukla güneşi kesen kum fırtınalarına dayanmak zorunda. Bu kurak bölge sık sık çitaların tahammül sınırlarını zorluyor. Avları keseli ceylan gibi onlar da nadiren su içiyor. Ama keseli ceylanlar daha avantajlı. Kavurucu Kalahari sıcağına çok daha iyi uyum sağlamışlar. Eski nehirlerin kurumuş yatakları kum tepelerinin arasından geçiyor.
Bu nehir yatakları, besleyici mineralleri ve tuza dayanıklı bitkileriyle keseli ceylanların tercih ettiği bir habitat. Keseli ceylanlar koşmak için doğmuş. Kalahari'deki çoğu çitanın ana avı olan bu ceylanlar, çitadan hızlı olmasalar bile onun hızlı ama kısa deparından daha uzun süre koşabiliyorlar. Bu çok eğlenceli görünüyor. Buna sekerek yürüme deniyor. Neden yaptıklarını kimse bilmiyor. Yırtıcıların kafasını karıştırıyor ya da bir zincelik ve çeviklik gösterisiyle onların cesaretlerini kırıyor olabilirler. Ya da hayatlarına mal olabilecek büyük olaylar için bir tür hazırlık olabilir. Ama keseli ceylanlar ne yaparsa yapsın çitalar onları izliyor olacak. Anne ve yavruları gösteriyi dikkatle takip ediyorlar. Genç erkek ceylanlar bölgelerindeki daha yaşlı erkeklere meydan okuyacakları güne hazırlanmak için boynuzlarını kilitleyip birbirleriyle kapışıyorlar. Bazen bu alıştırmalar gerçeği kadar şiddetli görünüyor. Bir gün keseli ceylanların dünyasındaki en yalnız ve tehlikeli mevki için kavga edecekler. Kazananın ödülü bu. Kuru nehir yatağında güçlükle kazanılmış toprak parçasını korumak için zorlu ve yalnız bir nöbet. Sıcağa, açlığa ve yırtıcılara göğüs gererek günlerce üreme dönemindeki bir sürünün kendi bölgesine girmesini bekliyor. Bu arada anne çita ve yavruları büyük çabalarla yakalanmış bir avı yiyorlar. Ama kolay yemekleri bulmaktaki şaşmaz ustalığıyla bir sırtlan çita ailesine yaklaşıyor. Çekingen çitaların itiraza niyeti yok. Yavrulardan biri biraz dikleniyor. Ama çitalar sırtlanın güçlü çenesiyle başa çıkamazlar. Bu anne için kolay yemek yok. Sırtlanların aksine çitaların yemek için neredeyse hep öldürmeleri gerek. Avlarını yakalamaları kadar ellerinde tutmaları da zordur. Vücut ısısının tehlikeli derecede yükseldiği gündüz sıcağında tekrar avlanması gerekebilir. Bölgesini koruyan erkek keseli ceylan için büyük an geldi. Damızlık bir sürü bölgesine girdi. Çoğu onun ilgisini görmezden geliyor. Sabah anne çita yavrularına sesleniyor. Anneleri olmadan keşfe çıktılar. Ama Kalahari meraklı kediler için tehlikelerle dolu. Yavrular bir aslanın elinden kaçmış olabilecek yaralı bir oryx ceylanı buldular. Hayvan zayıf düşmüş ama yine de onunla baş edemeyeceklerinin farkındalar. Merakları uyandı ama ne yapacaklarını bilmiyorlar. Boynuzları öldürücü olabilir. Annelerinin başa çıkması için bile fazla büyük.
Sonuçta merakları geçiyor ve annelerinin çağrısına kulak verip onu kendi kaderine terk ediyorlar. Kuru nehir yatağındaki erkek keseli ceylanın bir sorunu var. Damızlık sürü bölgesinden dışarı çıkıyor. Oysa gitmelerini istemiyor. Sürüyü geri çevirmeye çalışıyor. Ama onları zorla tutmaya yetecek gücü yok. Çitalar nehir yatağındaki çalılıklarda iz sürmeye başlıyor. Sürü nehir yatağının korunmasız geniş bir kısmında otlanıyor. Anne önden gidiyor. Bu durumda yavruları hiçbir işe yaramayacak kadar beceriksiz. Üstelik çoğu zaman yerlerini ele veriyorlar. Yakında onları nasıl avlandığını seyretmeleri için geride bırakacak. Dikkatini gezinen sürüye veren erkek ceylan, 100 metre öteden yaklaşan çitaları görmedi. Erkek ceylan etraftaki dişilerle ilgilenirken anne çita giderek yaklaşıyor. Yavrular ona katılmak isteseler de kıpırdamadan oturmayı öğrendiler. Anne hamlesini yapıyor. Çoğu av böyle bitiyor. Keseli ceylan avların yarısından çoğunda çitadan kaçmayı başarır. Yavrular bitkin annelerine yetiştiklerinde onları bekleyen bir yemek yok. Hayal kırıklığına uğramışlarsa da belli etmiyorlar. Akşamla birlikte sıcaklık iniyor. Yer sincapları gece için yuvalarına çekilmeden önce yemek arıyorlar. Sincaplar aşağıda buldukları yemekler için durmak bilmeksizin çekişirken, çitalar da kum tepelerinde bir yerde uykuya yatacaklar. İçlerinden biri ufukta bir tehlike görüyor. Cehennemden gelen misafirler. Ve geceyi nerede geçirmeye niyetlendiklerine dair hiç şüphe yok. Sivri burunlu ziyaretçiler sincapların varlığını pek umursamıyor ve onların yuvalarını ele geçirmek üzereler.
Mirketler de gün bitimi için yemek arayışındalar. Böcek, akrep ve başka ganimetler bulmak için kumu eşeliyorlar. Bazıları bu gece uyuyacakları yuvaları açıyor. Ama yatmadan önce gece daha az pireyle uyuyabilmek için birbirlerinin tüylerini iyice tarıyorlar. İsteksiz ev sahipleri üzgün görünüyor. Yatma saatleri çoktan geçti ama mirketlerin hangi yuvaları kullanacaklarına karar vermelerini beklemek zorundalar. Bu gece ne yazık ki en sevdiği yuvasında uyuyamayacak bir sincap var. Gün batımı bölgeye yeni gelen birilerini ortaya çıkarıyor. Genç bir erkek çita idrarıyla gece için orada olduğunu açıklıyor. O da erkek dostu da buraların taze kanlarından ve bölgelerini genişletmeye niyetliler. Normal menzillerinin çok ötesine çıkmayı göze almışlar. Ama bu gece bağırışan gekoların tanıdık sesleri arasında uyuyacaklar. Gekoların çağrısı kendi bölgelerini ilan etmeye ve sessiz dişileri çekmeye yarıyor. Çok da uzakta olmayan anne çita ve yavruları derin bir uykuda olduklarından çevrelerindeki yaz korosunun farkında değiller. Bir erkek kara toy kuşu, kum tepelerindeki bölgesinin üstünde gösteri yaparken sabah saatlerinin sessizliğini bozuyor. Bu kuşlar Kalahari'de yaygın olarak görülür ve gürültülü kavgalarını çarpıcı uçuş gösterileriyle süslerler. Böyle genç erkekler genellikle bir birlik oluştururken, dişi çitalar eğer yavruları yoksa yalnız yaşarlar. Bu ikisi muhtemelen kardeş ve ömür boyu beraber kalacaklar. Avlanıyorlar, flört ediyorlar ve bugün de birlikte keşfe çıktılar. Belli ağaçlarda durup kokluyor ve idrar püskürtüyorlar. Bu ağaçlar çıtaların diğer erkeklere bölgenin sahipliği üzerine meydan okumak ve geçen dişileri varlıklarından haberdar etmek için kullandıkları ilan panoları gibi. Diğer çıtaların bıraktıkları kokulardan civarda başka kimlerin olduğunu anlayacaklar. Ve izinsiz giriş yaptıklarından kesinlikle emin olacaklar. Aslında bölgeye çoktandır hükmeden iki yaşlı erkek onları gördü bile. Yaşlı ikili hemen yanıt verdi. Ve bunu şiddetle savunurlar. İstenmeyen ziyaretçiler başlarına geleceklerden habersiz keşfe ve yasak bölgelere girmeye devam ediyorlar. Ancak birden en gençleri duraklıyor ve içine düştükleri tehlikeli durumu sezmiş gibi görünüyor.
Yaşlı erkekler onlara doğru korkutucu bir öfkeyle yaklaşıyorlar. Erkek çitaların bölgesel savaşlarda bazen birbirini öldürdüğü olur. Genç erkekler kararsız görünseler de geri çekilmeyi reddediyorlar. Yaşlı erkekler gençleri tehdit edercesine iki yandan kuşatıyor. İki taraf da diğerinin ilk hamleyi yapmasını bekliyor. Ve ardından kozlarını paylaşamıyorlar. Ama şimdi roller tersine döndü. Bu sefer gençler dış tarafta. Ama iki tarafta güçlerin denk olduğu bir karşılaşmada yara alma riskine girmeyecek. Derken şaşırtıcı bir şekilde yaşlı erkekler garip bir şekilde abartılmış hareketlerle ağır ağır uzaklaşmaya başlıyorlar. Genç erkekler galip geldi. Ama bu çita bir ağacın gölgesine doğru çekilirken gözlerini rakiplerinin üstünden bir an olsun ayırmıyor. Her şey sona erdi. Yaşlı erkekler uzaklaşıp genç işgalcileri genişleyen bölgelerinin keyfini çıkarmaları için bırakıyor. Deve kuşları nehir yatağından çok yükseğe, bir kum tepesinin üstüne yuva yapmışlar. Ve bir çakal oradan geçiyormuş gibi yaptığında, erkek deve kuşu ona kanmıyor. Çakalın yakınlardaki ininde daha büyüteceği yavruları var. Üç yavru çakal yemek bekliyor. İlk yavru deve kuşu yumurtadan çıktı ve birkaç gün içinde diğer yumurtaların da çoğu çatlayacak. Yumurtaları kızgın Kalahari güneşinden korumak çok önemli. Erkek deve kuşu yumurtaları titizlikle yerleştiriyor. Gövdesi hepsini örtmeli. Kalahari'de sıcaklık sıklıkla 43 derecenin üstüne çıkar. Ve kum dayanılmayacak kadar ısınır. Keseli ceylanlar nerede gölge bulursa sığınır. Ama bazen yeterli gölge olmaz. Diğerleri ise gölgesini beraberinde taşır. Yer sincapları sıcak güneşin altında kendi kuyruklarının gölgesinde yemek ararlar.
Ayrıca kazıp çıkardıkları daha serin kumları serinlemek için sırtlarına atarlar. Ardından birkaç derece daha düşük sıcaklıkta rahatlamak için vücutlarını kazdıkları çukurlara bastırırlar. Erkek çitalar yakınlardaki oryx ceylanlarının dikkatli bakışları altında bir gölgeye sığındılar. Kalahari sıcağı ile bitkin düşmüş kedilerin serinleyebilmek için hızlı hızlı solumaları gerekiyor. Keseli ceylanların su içmeleri gerekmiyor. Genellikle yediklerinden yeterli sıvıyı alabiliyorlar. Sürü çok kısa süren sağanağın ardından açan çiçekleri yiyor. Lezzetli çiçekler genelde ot ve yapraklardan oluşan diyetlerinde güzel bir değişiklik olmalı. Kurak kum tepelerindeki bir başka nem kaynağı da sama karpuzu. Bunlar buradaki birçok hayvanın hayatta kalmasını sağlıyor. Özellikle oryx ceylanları su ihtiyaçlarının çoğunu bu sulu karpuzlardan karşılıyor. Çitaların bile karpuz yediği oluyor. Ama onlar sıvı ihtiyaçlarının büyük kısmını avlarının etinden alıyorlar. Peşinde oldukları şeyi görüyorlar. Ve av başlıyor. Bir yavru yakaladılar. Annesi yavrusunun çığlıklarını ve mücadelesini duyup geliyor. Onun gözünü korkutamayacaklar. Çitalardan biri onu geri püskürtmeye çalıştığında da korkmuyor. Yavrusunu çitanın boğucu ağzından kurtarmak için çırpınıyor. Peki yavrusunun başı nerede? Yavru bu durumdan çok zarar görmemişe benziyor ve annesi dikkatini tekrar çitalara yöneltiyor. Yavru kaçacak kadar şanslıydı ama çitalar da çok talihliydi. Oryx boynuzları ölümcül silahlardır. Anne oryx çitayı kolayca öldürebilirdi. Bu arada deve kuşu yavruları da hızla yumurtadan çıkıyor. Ve erkek kalsiyumdan zengin kabukları yutuyor. Çoğu zaman da yumuşak iç zarları hala kabuklara yapışıkken. Yumurtadan çıkmalarının üzerinden henüz bir gün geçen deve kuşu yavruları kalın bacaklarının üzerinde yürüyebilecek kadar dengeliler. Birçoğu kum tepelerinde anne ve babalarının peşinden gitmeye hazır. Ama hala açılacak birkaç yumurta var. Sadece biri çıkmayı başaracak. Anne ile baba bütün yavrularını kum tepelerinde yürüyüşe çıkarmadan önce bu yavrunun bacakları üzerinde biraz daha denge kazanmasını bekleyecekler. Hevesli bir çakal peşlerine takılabilir. Yavaş bir başlangıç. Yavruların bazıları zor hareket ediyor. Sert rüzgar işlerini daha da zorlaştırıyor. Yakında yuvadan geriye hiçbir şey kalmayacak. Açılmamış yumurtalara sırtlanlar el koyacak. Hatta şimdi bile bir bok böceği içine yumurtlamak için deve kuşu dışkısını top yapıp yuvarlıyor. Keseli ceylanlar yavruluyor. Dişiler olumlu ortam koşullarından faydalanabilmek için üreme zamanını ayarlayabilme yeteneğine sahiptir. Hatta doğumlarını bile eş zamanlı yapabilirler. Bu sayede yaklaşık bir ay boyunca ortalık ufak ve kolay yemek kaynıyor. Bu yavrunun gelişi bazı meraklı dişileri çekti. Ama anneyi ve yeni doğan yavruyu ne kadar çabuk yalnız bırakırlarsa o kadar iyi olur. Bu kadar ilgi yırtıcıları çekebilir. Yeni doğmuş ceylan yavrusu savunmasız ve hayatının yaklaşık ilk 20 günü saklı kalmalı.
Bu çelimsiz yavru bir ay içinde sürüyle birlikte koşabilecek kadar çeviklik kazanmalı. Yavrular açık arazide sürüye katıldıkları anda hedef haline geliyorlar. Bu ezeli yarışta yavru ceylanların bacaklarını güçlendirmeleri, çita yavrularının da avlanmayı öğrenmeleri gerekiyor. Anne ceylan çok dikkatli ama anne çita yavrularını fark ettirmeden yaklaştırıyor. Yavrunun coşkulu biçimde sekmeyi de öğrenmesi gerekiyor. Ama zamanlaması çok kötü. Hevesli yavruları kovalamacaya başlarken anne geride kalıyor. Bu onların eğitimi. Ama öğrenmeleri gereken çok şey var. Genç çitanın şu anda tek yapabileceği küçük avını yere düşürmek. Öldürmek içinse annesine ihtiyaç var. Yavrusu elinden alındıktan günler sonra anne ceylan onu aramak için geri dönüyor. Belki de oradadır. Yoksa şurada mı? Yavrusunun artık geri dönmeyeceğini anlamamış gibi. Onun için sadece kayboldu. Yakında ortaya çıkacak. Kalahari'nin yağmurları düzensiz ve öngörülemez. Buralara son düşen birkaç damla yağmurdan beri neredeyse bir yıl geçti. Ama şimdi müthiş bir fırtına yaklaşıyor. Şafakla birlikte sular zeminden eski nehir yatağına oluk oluk akıyor. Daha düne kadar sadece kupkuru kumlarla kaplı olan yerde yıllardan beri ilk kez bir nehir akıyor. Nehir bir iki gün içinde neredeyse tamamen kuruyor. Ama su sihrini konuşturdu. Çölün kısa ömürlü bitkileri bir gösteri sergiliyor. Kum tepeleri çiçeklerle kaplanıyor. Bereketli bir karpuz mahsulü yaklaşan zor zamanlar için olgunlaşıyor. Yağmurlar Kalahari'nin bu kısmında keseli ceylanlar için ot bitmesini ve çitalar için de keseli ceylan olmasını garantiledi.
Güneş ve kuru hava bitkileri olumsuz etkiliyor. Ama kuraklığa dayanıklı çöl otları kum tepelerinin çoğunu kaplamış. Küçük deve kuşu yavruları nehir yatağında kolay hedefler. Anne ve yavrularının acele etmesine gerek yok. Gizlice iz sürmeleri gerekmeyecek. Birini yakalamak için yavaşça koşmaları yeterli. Erkek deve kuşu derhal harekete geçerek çitanın kendi peşine düşmesini sağlıyor. Güçlü bacaklarıyla çitayı yavrularından uzağa çekiyor. Çita yavrusu ailesine dönmeye kalkıştığında deve kuşu onu tekrar cazip bir kovalamacaya çekiyor. Strateji işe yarıyor. Ve deve kuşu çita yavrusunun dikkatini dağıtırken yavrularına zaman kazandırıyor. Dişinin de bir numarası var. Sakatlanmış taklidi yapıp debelenerek yavrularından uzaklaşıyor. Kendini kolay bir av gibi gösteriyor. Diğer çita yavruları ve anne çita birer yavru yakaladıklarından anne deve kuşunun inandırıcı gösterisini görmezden gelebilirler. Ama acemi yavrular yakaladıkları kuşlarla ne yapacaklarını bilemiyorlar. Bu arada sataşma numarasını sürdüren erkek deve kuşu adeta bu işten keyif alıyormuş gibi. Yavru çita yemeğinden oldu. Artık kendine bir deve kuşu yavrusu bulamayacak. Gitmek istiyor. Ama deve kuşu onu kandırmaya devam ediyor. Hadi bir kez daha. Oyun fazla uzadı. Yavrunun canına yetti. Ama onu sıcak bir karşılama bekliyor. Belki de bir ders aldı. Altı ay geçti ve Kalahari'de kış sabahları çok soğuk olabiliyor. Dolma noktasının altındaki sıcaklıklar sanıldığından fazla yaşanıyor. Yuvasından çıkan ilk mirket ısınmak için yüzünü güneşe çeviriyor. O sırada yakınlardaki genç keseli ceylanlar tuhaf bir düelloya girişiyor. Mirket erken kalkar. Ama bazı gençler fırsatı değerlendiremiyorlar. Ayakta uyukluyorlar. Ufak gövdeli gençler daha çabuk ısınıyor ve sıraların düzeni bozuluyor. Dışlanmış, yalnız bir dişi mirket eğlenceyi uzaktan izliyor. Pek şanslı değil. Grubu tarafından dışlandığından geceyi sincaplarla geçirdi. Diğer mirketler onu hala dikkatle izliyor.
geçmişte baskın bir dişiye, hatta sürünün eski liderine meydan okumuş olabilir. Şimdi ise ancak sincaplarla arkadaşlık edebiliyor. Sürü giderken onu yanlarına almıyorlar. Onların gidişini izliyor. Sürü gün boyunca yemek ararken onları belli bir mesafeden takip edecek. Dışlanan mirket önce sürünün geceyi geçirdiği yuvaları gözden geçiriyor. Yalnız bir mirket için gelecek yok. Sürünün öfkesi geçene dek onları takip edecek. Yavru çitalar şimdi 18 aylık oldular. Anneleri kadar iriler ve kendi hayatlarını kuracak kadar büyüdüler. Kendi yollarına gittiklerinde anneleri onları bir daha asla görmeyebilir. Ama uzun süre yalnız kalmayabilir. Yakınlarda iki genç erkek kum tepelerinde dinlenip aşağıdaki nehir yatağındaki antilopları dikkatle izliyorlar. Sürüdeki yavruları gördüler. Dik bir tepeden aşağı av peşinde koşmayacaklar. Onun yerine tepenin etrafından dolaşıp antiloplarla aynı seviyeye inecekler. Başlangıçta sürüden sadece birkaç hayvan çıtaları fark ediyor. Ama kısa sürede hepsi tam hız kaçmaya başlıyor. Bir yavru antilop yakaladılar. Ama annelik içgüdüsünün ne kadar hiddetli olabileceğini bir kez daha görecekler. Çitalar bir saldırıyı geçiştiriyorlar. Ama yavru hala mücadele ediyor. Anne vazgeçmiyor. Böyle bir hücumda daha bulunursa yavrusunu geri alabilir. Ama anne pes etti. Yavru kaderine terk edildi. Kardeşlerden biri yemekleri için bir bedel ödedi. Uyluğundaki boynuz yarası kanıyor. Ama şanslıydı. Kendi payını almaya yetecek kadar çabuk toparlanıyor. Çitalar Afrika antilopu yavrularına ağır kayıplar verdiriyor. Kalahari'deki bazı sürüler yavrularının neredeyse hepsini çitalara kaptırır. Bu genç keseli ceylanlar 2 yaşından önce üreme çağına gelmese de ilerideki savaşlara hazırlanmak için durmadan kapışıyorlar. Anne çitanın avlanmaya niyeti yok. Ama niyeti olsaydı, bu erken gelişmiş gençleri yakalamak, yetişkinleri avlamak kadar zor olacaktı. Dişinin aklında başka şeyler var. Yavruları gitti ve tekrar kendi başına kaldı.
Cheetah da Keseli Ceylan da evrenin büyük yarışında koşuyorlar. Birbirlerini olağanüstü bir kusursuzluğa doğru bileylediler. Zarafetleri ve baş döndürücü süratleriyle rakipsizler. Cheetah, Kalahari'nin tozlu nehir yataklarında Keseli Ceylan'ı binlerce yıl boyunca kovaladı. Bu ezeli rekabette ikisi de galip. Belki de vahşi danslarının güzelliği ve görkemi onların galibiyet kutlamasıdır. Cheetah'lar ve Keseli Ceylanlar koşarken adeta ayakları yerden kesilen eşsiz atletler.